Pandemi öncesinde çok büyük emeklerle kuruldu burası. Çok büyük yol kat ettik. Mart ayında kapatmak zorunda kaldık pandemiyle 16 Mart'ta ve 16 Mart'tan 2 Haziran'a kadar kapalı kaldık biz bütün işletmeler gibi. Ağır aksak işleyen bir mekanizmanın üstüne biz biraz böyle şey gibi geldik. Ne yapacağız şimdi? Zaman geçtikçe bir de aylar geçtikçe mal sahibiyle yaşadığımız sıkıntılar bizi adeta devletin bütün işletme ve bu tarz iş yapan sektörlere sahip çıkmaması gibi ortada kaldık. Başlı başına yalnız bırakıldık biz ve bütün işletmeler. Zaten içeride olan, ekonomik olarak darboğazda olan esnafı biraz daha borçlandırarak yeni süreci hazırladılar. Bu işi yapmak zorunda olan arkadaşlar birçok sektörden geliyorlar. İşte ben bu işten önce tiyatroyla ilgileniyordum. Müzisyen arkadaşlarım var bu işi yapmak zorunda olan. Sanatı desteklenmeyen, üretimi desteklenmeyen bir sistemle iç içe yaşadığımız için yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Ve büyük riskler alarak bu yerleri açıyoruz. Ve yine mağdur olan tabii ki bizler oluyoruz. Yani hiçbir şekilde devletin bize karşı bir desteğini görmedik. Vergi borçlarını ertelemek, verdiği krediyi 6 ay sonra başlatmak bir ödül değil aslında. Yaz süreci insanların daha çok köy, tatil vesaire yerlerini tercih etmesiyle biz yazı çok kötü geçirdik. İşte Eylül, Ekim gibi biraz toparlarız diye düşünürken yavaş yavaş insanlar da alışmaya başladı sokağa derken 10 kısıtlaması geldi vurdu bizi. Zaten çok kötü geçen bir yaz hepimiz için bir süreci geçirmişken yeni bir yasakla karşı karşıya geldik. Biz de diyoruz ki Covid ondan sonra da var, ondan önce de vardı. Yani saat 10'da mekanların kapanmasıyla birlikte Covid'i engelleyemezsiniz. Şu andaki yaptığı uygulamada evet ben kapatmıyorum ama 10'a kadar yasak ama sigara da içmeyeceksiniz. Ama şunu da yapmayacaksınız. Yani şeyi gibi gösteriyor. Masa altından sopa gösteriyor. Yani biz ne yapacağız o zaman? İnsanların duyarlılık göstermesini istiyoruz, empati göstermesini istiyoruz. Çünkü bugün kapanan kafe, restoran ve barlar varken yarın bu sektör daha da genişleyebilir. Ortak noktamız bizim müzik. Biz müzikten geçiniyoruz. Tek derdimiz ekmek derdimiz. İnsanlar evine ekmek götürmek istiyor. En kötü 1 artı 1'e 1500 lira kira veriyorlar. 1000 lira faturalar var. 2500 lira bu insanların giderleri var. Mart ayından beri başladı. Sıkıntılı bir durumda. Tamam kapanalım, evde duralım, dükkanlarımız kapatılsın. Bu insanların geçinmesi lazım. Mesela örnek veriyorum. Diyorlar ki başka iş yapsınlar. Şimdi ben 35 senedir müzikle uğraşıyorum. Bu saatten sonra gidip ne yapacağım ya? Şimdi Türkiye'de pandemi sürecinden kaynaklı şu anda birçok yerde İzmir başta olmak üzere Ankara, İstanbul ve İstanbul birçok bölgesinde şu anda sessiz eylemler başlamış durumda. Bu eylemlerin içeriği ve amacı sanatçıların pandemi süreci içerisinde çekmiş olduğu sıkıntılar karşısında sistemin henüz bir şey yapmamış olması. Geçen pandemi sürecinde 100'den fazla müzisyen intihar etti ve şu an gelen noktada hala sıkıntılar yaşayan dünya kadar arkadaşımız var. Bundan kaynaklı biz bugün Taksim'in sokakta sessiz eylem çağrısı yaptık dostlarımıza. Biz enstrümanlarımıza bebeğimiz çocuğumuz gibi bakarız. Bunlardan vazgeçen arkadaşlarımız oldu. Yok pahasına oldu hem de. Değerinin çok çok altında. Ayakta kalabilmek için, ailesini geçindirebilmek için. 2005 yılından beri müzik sektöründe emek veriyorum. Barlarla başlayan müzik maceram metroya varana kadar, sokak müziğine varana kadar yaptığım işlerden sonra 2016 yılından beri Fırat Tanış'la Gelin Tanış Olalım oyununda perküsyon ve vokal olarak eşlikte bulunuyorum. Hayatımı müzikle kazanıyorum. Müziği de çok seviyorum. %90 için açlık ve sefalet müzisyenlerin hali. Yani bizim halimiz. Yani ben kendimden örnek verecek olursam Mart
13'ten itibaren işsizim, hani hiçbir sahne alamadım doğru dürüst. Bir kere bir solist abimizin desteği oldu bize maddi anlamda. Bugüne gelene kadar 3 konser çalabildim. Yani 9 ayda sadece 3 konser. Normal seyrimde benim her ay 10-12 konser arası çaldığım, yani zaten bütün emeğimi oradan kazandığım bir durum. İşte ev kiramı uzunca bir süre dostlarım, arkadaşlarım, ailem, onlar karşıladılar. Ama bir zaman sonra artık ev kirasını ödeyemeyince şimdi annemin yanında eşim ve çocuğumla birlikte yaşıyorum. Haziran ayından beri İstanbul Adliyesi bir baro odasında birinci katta fotokopi çekiyorum mesela. Arkadaşımın yanında. Hayatımı şu an öyle kazanıyorum. Ayda 2500 lira en azından yiyeceğimi içeceğimi alabilmek için. Şu an bu işle meşgul oluyorum mesela. Birçok insan da böyle. 12'ye kadar çalabiliyorduk. En azından. Serbestti. Bu saati 10'a çektiler son dönemde. Şimdi alkollü mekanda işte barda çalan arkadaşlarımızın birçoğu zaten sahneye 9'da çıkıp en geç yani 10'da çıkıp 12'de bitiriyorlardı. Şimdi biz 7'de başlamak zorundayız. 7'de çalışan insanın İstanbul gibi bir yerde herhangi bir mekana gitme gibi bir derdi olmaz o trafik saatinde. Pandemi koşullarında iyice müziğe ve sanata olan bu baskılama sadece bir salt pandemi yönetimi olarak biz görmüyoruz. Yani bunun bir hayat tarzına müdahale olduğunu düşünüyoruz açıkçası artık daha fazlaca. Çünkü siyasi partiler toplantılarını kalabalık yapabiliyorlar. Devletin erkanı her yerde kalabalık buluşabiliyor. Avrupa'nın birçok noktasında görüyoruz, basından okuyoruz. Saat 10'dan sonra hayatı durdurma var orada. Fakat orada hayatı durdururken o hükümetler, örneğin ben hani İngiltere'deki arkadaşlarımın, mekan işletmeci arkadaşlarımdan biliyorum. Diyor ki yani mesela bir insan gelip burada yemeğini yediğinde 10 pound tuttuysa 5 pound'unu zaten hükümet bize veriyor. O adam bize 5 pound verip gidiyor. Örneğin müzisyenler direkt teşvik alıyorlar. Yani ben seni işte 2 ay mağdur edeceğim diyor. 2 ay senin geçimin için şu kadar para deyip hesabına yatırabiliyorlar. Biz burada politikasızlıkla aslında ortadayız. Onu da kapatıyorum. Kapattın. Sektörün yüz binlerce insanı, yani sadece ben kendim için demiyorum. Garson, aşçı, komi, barmen. Bunlar da bu sektörün, işletmecinin kendisi örneğin. Ya bu insanın da bütün ailesinin, orada çalışan insanların ailesinin geçim kaynağı bu.